Amerika siyasetiyle devam ediyoruz. Gündem başkanlık seçimleri. Bu yarıştaki önemli gelişme Cumhuriyetçi Parti'nin kurultayı. Alparslan Esmer izliyor kurultayı günlerdir. Şimdi bugün de kurultayın 3. gününde Alparslan Esmer karşımızda. Bugünden neler aktaracaksın bize Alparslan? Mehtap merhabalar. Cleveland'dan. Şimdi öncelikli olarak tabii kurultayın ikinci günü bitti. İkinci günde Donald Trump resmen artık başkan adayı oldu. Bu aslında şöyle, son ana kadar hepimiz acaba mı acaba mı diye soruyorduk. Gerçekten belki delegeler kararlarını değiştirebilir ya da o yönde bir tüzük değişikliği olur diye. Tabii ki muhaliflerin son çabaları boşa gitti. Dün roll call denilen delege sayımı yapıldı. Ve tabii ki Donald Trump'a verilen oy sayısı delege salt çoğunluğu olan 1237'nin üzerine çıktı. Ve artık Donald Trump resmen Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı. Şimdi tabii... Dünkü konuşmalarda ağır toplar konuştu ama konu aslında ekonomiydi. Herkes tabii ki karşı partinin, Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'a yüklenmeyi tercih etti burada. Şimdi konuşmacılar kimlerdi dersek, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Paul Ryan, New Jersey Eyaleti'nin valisi Chris Christie, eski başkan adayı, daha doğrusu yarıştan çekilen adayı Ben Carson, ayrıca Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ve oğlu Donald Trump Jr. konuşmacıydı. Şimdi bu gece ne olacak dersek, Donald Trump'ın aslında başkan aday yardımcısı olarak seçtiği Mike Pence'i, Indiana valisi Mike Pence'i insanlar tanıyacak bir noktada. Bu gece yapacağı bir konuşma olacak. Onunla birlikte eski Temsilciler Meclisi Newt Gingrich konuşacak ki Gingrich'in adı da eskiden bir ara başkan yardımcısı adayları arasında geçmişti. Daha da ilginç iki konuşmacı var açıkçası. Parti içinde ön seçimlerden beri Donald Trump'a karşı kıran kırana mücadele geçiren, birbirlerine ağır hakaretler eden Florida Senatörü Marco Rubio, Texas Senatörü Ted Cruz'da konuşmalar yapacak. Tabii ki düne geri dönersek Clinton'a yüklenildi dedik ve açıkçası Clinton'ın yeni dönemi için başarısız Obama politikalarının devamı nitelemesi yapıldı. Clinton'ın yarattığı elektronik posta skandalının da açıkçası ülkeyi tehlikeye attığı savunuldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Clinton dönemini eğer seçilirse 3. Obama dönemi diye tanımladı. Aslına bakarsın Mehtap, Paul Ryan Donald Trump'a öncelere destek vermeye çok çekiniyordu. Epey bir zaman kararsız kaldı ve en sonunda destek vermeye karar verdi. Nitekim Hillary Clinton kampanyası da bu fırsatı kaçırmadı ve Twitter'ında attığı mesajla bu konuya değindi. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Trump'ın bölücü söylemi ve tehlikeli politikalarına saldırmak yerine siyaseti ülkesinin üzerine koydu ve Trump'a tüm kalbiyle destek verdi diye yanıt verdi Clinton kampanyası. Ayrıca New Jersey valisi Chris Christie de Hillary Clinton'a yüklendi. Clinton kendi sırlarını ülke sırlarından üstün görüyor diye konuştu burada açıkçası. Şimdi Hillary Clinton da tabii gelecek hafta Demokrat Parti Ulusal Kurultayı Philadelphia kentinde yapılacak. Kendisi orada resmen partinin adayı olarak gösterilecek. Tabii Clinton'ın başkan yardımcısı adayı kim onu bilmiyoruz. Cuma günü açıklanması bekleniyor bu adayın, başkan yardımcısı adayının. Son olarak da şuna değinebilirim. Kurultayda sürpriz bir konuşmacı da vardı. Müslüman bir konuşmacı vardı. Bu kişinin adı Sacit Tarar ve kendisi Trump için Müslümanlar adlı bir grubun başkanı kendisi. Sacit Tarar'ın konuşması aslında Trump kampanyası için ciddi bir kilometre taşı diyebiliriz. Çünkü Trump'ın Müslümanlarla ilgili sansasyonel sözleri kendisi açısından büyük tepki toplamıştı. Yalnız Sacit Tarar konuşmasında Donald Trump'ı Amerika'nın güçlü lideri yapması için Allah'a dua ediyorum dedi. Hatta bazı seyirciler arasından kendi duasına katılanlar da oldu. Sacit Tarar'ın grubu açıkçası Müslümanlarla ilgili ne kadar sert söylemler sarf etse de Trump'ı Müslümanlara karşı en açık dille konuşan politikacı olarak tanımlıyor Mehtap. İlginç gelişmeler aktardın Alparslan. Teşekkür ederiz. Başkanlık yarışındaki gelişmeleri de Alparslan Esmer'den aldık.